Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kaan'la beraber İzmir'de okumak adlı videoyu çekeceğiz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Geçen hafta 9 Eylül ile ilgili bir video çektik. 9 Eylül değil gerçi, elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili bir video çekmiştik. Şu an baktık izlenmeler güzel. İyi bir video daha çekelim dedik. Böyle de açıkçası. Sorular hazırladım. Onlar üzerinden ben söyleyeceğim, sonra beraber cevap verip öyle akacağız. Mekan yine belli, Alsancak Kordon'dayız. Çimlerde oturuyoruz. İlker limonatasını aldı, ben çarkı felek diye bir değişik bir şey aldım. Yine kulaklığımızı aldık her video öncesi. Her geçen video biraz beyazdı. Bu video siyah oldu. Çok masraflı ediyoruz. Prodüksiyon biraz masraflı olmaya başladı. Çünkü unuttum diğer kulaklığı. Her video öncesi yeni bir kulaklık. Neyse. Evet, başlıyoruz o zaman. Sonra da başlayalım. İlk soruyla. Şimdi eğlence amaçlı gezebileceğin yerler nereler demişim İzmir'de. Ya ben kendi olarak İzmir'de ne yapıyoruz biz arkadaşlar hep beraber? Alsancak. Aynı Alsancak'ta ne yapabilirsiniz? Alsancak'ta gelip Kordon'da bir çimlerde oturup çayınızı kahvenizi alıp oturabilirsiniz. Takılabilirsiniz. Böyle bu şekilde. Aynen bu şekilde. Gerçi bu aralar bir Kordon Alsancak bozdu. Biraz daha böyle Bostanlı daha güzel oluyor bence. Daha nezih, daha sakin. Bostanlı oralar güzel yerler. Yine aynı şekilde orada Günbatım İskelesi var. Orada bir şurada. Biraz aynen karşı tarafta Günbatım İskelesi var. Oraya fotoğrafını koyacağım. Ha oraya mı? Ha işte şurada. Karşı tarafa Bostanlı'ya vapurla geçiyorsunuz. Vapur kullanarak ulaşımınızı rahatça kolaycıkla sağlayabilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirler başka? Başka? O bisiklet sürenler. Ama şu an kalktı galiba bisimler. Evet ben de görmüyorum bu arada. Ama şey galiba ne bakım yapılacak falan deyip normalde bizim arkadaşlar bisim diye bir her istasyonda böyle yaklaşık 10-20 tane bir bisiklet oluyor. Bisim kartınız var. O ve şekilde uygun bisim bayağı aynen uygundu. Saati yani uygundu. O şekilde biz az gitmedik yani ta Alsancak'tan bilmem oralara aynen. Buralara. Buz pateni. Aa bak buz pateni oraya gidin. Buz pateni güzel. Aşık Veysel rekreasyon alanı aynen, tam söyleyemedim. Asansör var. Asansör var. Aquapark Balçova'da. Aquapark Balçova. Yani. Oralara küçük park zaten herkesin bildiği. Ege Üniversitesi de yakın. 101 oynamak ya, için. İlk zaten Kucada, ilk birinci sene bizim, Kucada. Birinci senemiz falan 101 geçti. Ben çok sonra pişmanım. Yani tiksindim, ben hiç zevkli artık sarmıyor beni. Oynamadık sonra bayağı. Sonra ben en son ne zaman oynadık ya? 2 yıl falan. 2 yıl falan oldu işte, hiç sarmıyor artık. 101 poker yok o değil poker mi? Poker öyle şekilde. Değil mi? Batak ha diyorsun. Batak ya, bir bu kadar uzam yani. AVM'ler olarak Optimum. Kirtan var. Point İstinye var. Park. İstinye Park. İstinye Park bayağı aynen. Buradan ulaşımları da çok rahat bu arada. Metroya falan biniyorsunuz ya da evet. Ne bileyim işte Esop'la biniyorsunuz. O gayet yani sıkıntı yok. Oralara da gidebilirsiniz. Büyük güzel AVM'ler de var. Şimdi kültürlenme alışveriş amaçlı mesela. Gezebileceğin yerler nereler canım? Şimdi kültürlenme yani müze vesaire tarzı. Müzeler İzmir'de. Arka sanat evet tam şu an hatta önünde miyiz? Aynen. Orası yok değil. Şu sol tarafta biraz daha burada bir yerde bir burada bir arka sanat merkezi var. Oraya gidebilirsiniz. Güzel bir Agora var. Agora var. Ondan sonra Efes buraya mı bağlı? İzmir. Evet bu Selçuk şey, Efes. Kemeraltı'nın tıkasılı konak Kemeraltı. Orada gezebileceğiniz evet. Yerlerde ama orada şey var mesela tiyatro izlemek isterseniz. Evet şey Elhamra sahnesi var opera izlemeye gidiyoruz. Aynen, ondan sonra konakta tiyatro oranın adını oranın hatırlamıyorum adı, ama. Sahne toz yok. Yok sahne toz tiyatrosu var da o değil başka belli. Belediye şeyin bir tiyatrosu. Konak var. Belediyesi. Aynen Konak aynen. Belediyesi'nin bir tiyatrosu. Adını oraya yazarsa eklersin ama tamam. Şuraya. Konserler falan bir sürü konserler, sürekli büyük evet. Grupların geldiği konserler buraya sürekli oluyor. Tarkan gelmişti 9 Eylül'de. Aa buraya zamanında buraya. 2 milyon buradaydı. Burada işte. 29 Ekim'den için mi geldi? 9 Eylül'de. 9 Eylül için mi? Tarkan gelmişti buraya ve ben gidememiştim. Ben buradaydım. Gel. Sen gitmiştin. Evet ben nasıl? Buradayım. Çok kalabalıktı yani. Acayip kalabalıktı. Ben bayağı izlen falan olmuştur ya. O zaten Tarkan da 2 milyon Türk dünyada 5. sıraya yerleşti. Hadi be. Tarkan zaten kolay çıkartma. Şarkı çık yani konser gelmiyor yapan biri değil. Çevre yani, illerden bile falan gelen oldu yani. Gelir, Aydın'dan Manisa'dan. Gelir burası full bu çim böyle burası şey. Tramvaya binemiyordum ben. Nerede ne yemeli ne içmeli? Hadi bak şimdi. Güzel soru. Güzel soru. Şimdi Alsancak'ta Çelebi'de bomba. Alsancak Çelebi bak. Bombayı arkadaşlar Bombay bilmeyen Pics. Varsa İzmir'de İçi böyle yuvarlak, şey yuvarlak şuraya koyarsın. İçinde çikolata var. Dışı biraz nasıl hamur işi. Ama ince bir hamur. İçinde full kıvamlı full çikolata ya Nutella böyle. İçi. Aynen. Güzel bir lezzet. Güzel. Yani çikolata seven benim fazla ince bayıyor ama hani çikolata sevenler için gayet fazla zaten yersin yani. Üçten fazla yiyemezsin bence. Aynen o kesin de yok. Bizim bir tane videoda vardı. Oraya koysam o sahne. Koy.
dağıtıyorduk ya bisikletle giderken darma da. Aa evet biz evet otur biz şurada çimde oturduk. Evet, şurada şey ellerimizi sonra çime temizliyorduk. Arkadaşlar bomba kesinlikle yeni. Sonra dostlar fırından boyozunu yedim. Zaten İzmir deyince akla boyoz geliyor. Çiğdem var. Çekirdek bir çiğdem mi? Çiğdem. Çiğdem. Simit mi gevrek mi? Farklı şeyler bence o ikisi. Simit yani. Daha simit gevreği ben yumuşak olana gevrek diyorum, sütlü olanı. Sert olanı simit diyorum. Aa kemer altında şimdi kemer altına geldiniz. Kemer altında bir lezzet rotası var. Onu bir hatta bir ara yapabiliriz seninle. Böyle lezzet. Tamam turşu içelim. Kemer altında evet turşu suyu var. Böyle bir rota var İzmir'de. Her gidip turşu suyu, pide, işte böğürtlen suyu, midye, ne var başka? Balık ekmek, her türlü şeyden yiyebileceğiniz ve güzel yerler de var. Hani bu lezzet rotası aslında bir lezzet rotası videosu çeksek. Olur. Fena bir şey. İzmir'de ne yenir? Tamam. İzmir'de ne yenir videosu İzmir'de o zaman. İzmir'de ne yenir? Bunu burada keselim. O videoyu izlersiniz. İzmir'de ne yenir? Onu paylaşın. İzmir'de ne yenir? Aynen. Prodüksiyon. Geldik. Ne geldi çok merak ediyorum. Gece hayatı nasıl? Çok güzel. Evet diğer soruya geçelim. Bilmiyorum. Cevaplayabiliriz önce. Ya harbi, sıkıntı yok. Ya ben benim gece hayatı, üniversite İzmir'de okumak ya sonuçta. Aynen İzmir'de okumak gece hayatı. Zaman, şimdi kulüpler var. Kulüpler, etkinlikler, partiler vesaire düzenliyor. Parti, işte kalmalı etkinlikler falan. Ama gece hayatlarında daha böyle hani club tarzına gider. O yüzden club İzmir'de nereler var? Alsancak'ta burada var club. Burada. Küçük Park'ta club var mı orada? Gibi yani. Club orada daha çok bar tarzı şeyler var. Club varsa da biz gitmedik oraya. biz bu saydığı yerlerin içine gitmedik. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ya neyse arkadaşlar şimdi güldük eğlendik ama dediğin gibi özetlemek gerekirse İzmir'de gerçekten hani gece hayatı olur normal yani. Eğlenebileceğiniz çok alan var. Sizin daha çok eğlence anlayışınızın ne olduğuyla bağlantılı bir şekilde her türlü istediğiniz şeye ulaşabileceğiniz bir şehirdesiniz. Aynen. Artık siz aynen. Hani nasıl eğlenmekten hoşlanıyorsanız ona göre kendinizi o şekilde yönlendirirsiniz. İşte gece kulübü giderseniz oraya gidersiniz. İşte arkadaşlarınızla oturup çay kahve içeyim derseniz çokça alan var. Oyun oynayayım. Kültür kendime bir şeyler katayım kültür anlamı derseniz yine çokça yer var. Yeni tarihi eserler göreyim vesaire derseniz de Efes Antik Kenti var mesela. Hani biraz daha uzak kalıyor ama başka nereler var? Yani değişik antik kentler de var. Çok güzel ortamı Efes Antik Kenti mesela. Kesinlikle bence görmeniz gereken bir yer İzmir'e geldiyseniz arkadaşlarınızla gidip. Yani öyle dediğim gibi bu şekilde özetleyebiliriz. Diğer soruya geçelim istiyorsan. Abi gece hayatında Efes Antik Kenti. Abi hikayeleri var ya. Sen hikaye... Ne oldu? Sen Efes Antik Kenti'ni övmeye başladın. Öğrenci olanakları demişim. Hani örnekte şey yazmışım mesela yani. Örnek ulaşım öğrenciye 7,5 TL. Büyüklere, daha sonra yetişkinlere. Örnek hani öğrencilere sağlanan öğrencilere şeyler, sağlanan öğrenci olanak... için ücretsiz mekanlar yazmışım. Ücretsiz mekan derken mesela... Kütüphane gibi mesela. Aynen o tarz şey olur evet. Ha İzmir'de ya öğrenciler... Aa şey var mesela. Arkadaşlar 9 Eylül'ü kazanan arkadaşlar görür. Tam onun karşısında Tarık Akan Gençlik Merkezi var karşı tarafında ve orada her gün saat 5'te öğrencilere ya da şuradaki çevredeki sakinlere akşam yemeği veriliyor orada bir belediye tarafından ücretsiz bir şekilde. Mesela bence o Buca Belediyesi'nin yaptığı en güzel şey. Biz sürekli çıkışta direkt çok da yakın zaten. Çıkışta direkt öğle akşam yemeğimizi orada yiyoruz ve güzel şeyler de çıkıyor. Harbiden öyle pide mide vesaire çıktı da oluyordu. Et yemekleri de tavuk da çıktı oluyor. Yani güzel yemekleri de vardı. Ben en güzel olanak olarak onu söyleyebilirim. Onun dışında işte öğrenciye ulaşım. Ulaşım aynen. Aa, 90 dakikalık geri gelmiş galiba. 90 dakika. Ne ulaşıma 90 bağlayabiliriz dakika, buradan. Ne abi 90 dakika? 90 dakika nedir? 90 dakika İzmir'de belediye otobüslerine, ondan sonra metroya, vapura hepsine tek bir kartla biniyorsunuz. İzmir'im kart. Ve onunla mesela bir araca bindiğiniz andan itibaren, diyelim ben otobüse bindim, bastım. O andan, bastığım andan itibaren 90 dakika içinde istediğim kadar aktarma yapabiliyorum. Hepsi ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Mesela bir otobüse bindim. İndim. 90 dakika içinde farklı bir otobüse bindim. İndim metroya bindim. İndim. Vapura bindim. 90 dakika hepsi ücretsiz. Ve 7,5 TL bir basış. Hı hı. O yüzden ve ulaşım açısından bence ulaşıma gelelim. Ulaşım bence İzmir'de gerçekten çok kolay. Kolay ama bence tek bir sıkıntısı var. Gece 12'den sonra ulaşım çok kötü. Evet şu an önceden bir de galiba Baykuş'u kaldı. Önceden bizim şey Baykuş dedikleri saat gece 1'de 2'de işte saat başlarında olan esotlar vardı. 1'de değil de 2'de 5'te 3'te 5'te mi öyle bir şeydi saatlerini tam bilmiyorum. Metro seferleri de vardı. Ama artık gece 12'den sonra olan tüm seferleri kaldırmışlar.
ve siz gece 12'den sonra dışarıda kalırsanız taksi kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu gerçekten kötü bir şey. Ya bunu niye kaldırdıklarını ben anlamadım. Yani bence memnunduk, iyiydi. Ben saçma ben bir de karar gece. Gece önemli çünkü büyük şehirlerin çoğunda İstanbul'da vesaire yani 7/24 açık ulaşım, yani bu kadar zor olmamalı ekstra bir tane daha hat koymak. Şimdi biz mesela burada oturuyoruz, hani saat 11'de falan kalkmamız gerekecek. Tamam, ben 12'den sonra biz burada mesela 12 geçsin biz dönemeyiz yani. Evet, harbiden dönemeyiz. Sıkıntı. Hava nasıl? Güzel soru bu da. Hava, çünkü şimdi İzmir'e gelecekler insanlar. Mesela adam geliyor nereden? Adana'dan. Adam geliyor Erzurum'dan. Hani biri çok soğuk yerden, biri çok sıcak. Adana hemen hemen aynı burayla ama. Yok be, o kadar. Öyle değil. Benim Adanalı bir arkadaşım var. Sıcaklığı hemen hemen burayla aynı falan diyor sıcaklık. Ya bu sene iyice artık 40'ları gördük. Bu sene acayip çok sıcak. Gelen arkadaşlar burası. Kışı da bence serin oluyor. Ya kıştan beklentiniz ya, şimdi kar yağmıyor. Yani öyle bir kar falan aynen, yok. Kar yok burada. Bir sağanak yağmur yağarsa, bir kuru soğuk belki olursa, bir sonbahar falan olur. Özellikle Tınaztepe 950'de okuyacaklar. Tınaztepe bir tık daha soğuk oluyor. Normal. Aynen daha aynen. Daha yüksekte kaldığı için. Yurtta falan kalacak arkadaşlar, ki sen zaten söylemiştin yurt videonda. Da hani aynen, yanınızda bir yazlık eşya da alın, işte kışık da alın. Aynen. Hani belli i̇lk olmaz bir, ne olacağı. İlk yıl bir öğrenme, zaten ilk yıl şey yaparsınız havayı falan. Çünkü ama belli olmuyor, sabah tişört giyiyorsun, akşam soğuyor ya da sen akşam evden çıkarken çok serin oluyor hava. Üstüne bir şey giyiyorsun, sivit giyiyorsun ama akşama doğru çok sıcak olduğu zamanlar oluyor. Bir değişik bir havası ama genel olarak böyle yani. Kütahya nasıl? Kütahya oranın çok soğuk. Havası mı buranın? Soğuk. Kütahya karasal iklim, acayip soğuk. Eskişehir de çok soğuktu. Eskişehir oralarda, aynı oraya gittiğimiz yılda da vardı. Eskişehir çok soğuktu. Acayip soğuk, orada karasal iklim yani. Ankara'da. Ankara'ya. Orada böyle, oranın Ankara sıcağı çok sıcak, soğuğu çok soğuk. Bir Ankara de mesela, yazı falan diyorlar evet, yani. İlginç bir havası var ya. Bir kere şey olmuştu, gittik gündüz, Anıtkabir'e gitmiştik, sıcak böyle çok yakıyor, nem yok. Sıcak böyle yakıyor. Akşamda gök gürültülü yağmur yağmıştı falan. Değişik. Ya bizim İzmir'de böyle bir oldu sanki, oluyordu bir şey. Sabah çok sıcak, sonra yağmur yağıyor. Geri ama kapanıyor. Şimdi burası nemli, deniz olan nemli yer olduğu için öyle aşırı keskin geçişler olmuyor yine bence. Bence de. Spor yapmak için nereler var? Son soru. Böyle bir soru hazırlamışım. Hadi. Spor yapmak için. Şimdi spor yapmak, siz öncelikle hangi branşla ilgileniyorsunuz? Vücut geliştirme yapıyorsanız zaten fitness salonlar artık şu an çok popüler, her yerde bulabilirsiniz. Ki bizim ilk yerde de çok fitness videomuz var yani, bu Alsancak Metroflex Gym'de. Batuhan abiye selamlar. Evet, buradan Batuhan abiye selamlar. Eskiler bilir. İşte öyle bir çok video çektik, güzeldi. Onun dışında etrafta mesela ben kendim koşmayı da seviyorum bu aralar. Hani koşmak isterseniz etrafta çok koşu pistleri, yolları vesaire de var. Bisiklet sürmek isterseniz aynı şekilde. Çokça var. Deniz kenarlarında özellikle Bostanlı'da arkadaşlar basketbol oynamak isteyenler için basketbol evet. Sahaları var. Ki bizim 9 Eylül'ün de bu arada kendi spor salonu var. Orada da oynayabilirsiniz. Aynen. Fitness salonu da var aynı şekilde. Fitness salonu da açıldı. Arka tarafta 9 Eylül'de şeyler de var ya. Tenis kortu evet, var. Evet, tenis kortu var. Yine orada basket şeyleri aynen. De var. Aynen. Şey mesela Buca'da Hasan'a parkı Hasan var arkadaşlar. Yine orada yine aynı şekilde tenis kortu, basketbol sahası, koşmak isterseniz yürüyüş alanları çok güzel. Hatta kaymak isterseniz paten şeyleri bile var yani o arka tarafta. Evet, aynen var. Ben şu anda hatta Hasan Ağa'ya, ben şu an salona gitmiyorum herhangi bir salona. Kalisteyle uğraşmak isteyenler aynen, hani Hasan böyle barfix'tir, dips'tir. Spor parkta spor aletlerinde spor yapıyorum şu anda, şu anlık. Yüzmek isterseniz Alsancak'tan Bostanlı'ya yüzebilirsiniz. Deniz her yer. Yüzme Ege Üniversitesi'nin havuzu var. Havuzu var, Aşık Veysel. Havuz. Rekreasyon orada var, aynen orada var. Orada havuzu var, yine üyelik. 9 Eylül'ünde var, Ege'nin de var. Aynen. Ege'ninkine dışarıdan alım var diye biliyorum. 9 Eylül'ünkine var mı bilmiyorum onu. Onu bilgim yok. Onu ben de biliyorum. Aylık belli bir ücret ödeyerek yüzebilirsiniz. Ekstra olarak buradaki tatil beldeleri çok yakın. Foça'dır, Çeşme'dir, Urla'dır, Seferihisar'dır. Çok yakın yani. Bir Esot'la bindikten sonra belki bir dolmuş vesaire. Çok bir saatte siz denize gidip yüzebilirsiniz. Yani çok güzel bir tatil alanı da aynı zamanda İzmir. Değerlendirmesini bilene yani. O şekilde o söyleyebileceğim başka yok. Sonuna geldik. Sorular bitti. Şöyle genel bir toparlarsak, İzmir'de okumak bence gayet keyifli, eğlenceli ve kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla şeye sahip bence İzmir. Yani hangi yönde ilerlemek isterseniz o yönde size çok fazla imkan sunuyor. Sizin tabii araştırmanız lazım biraz bazı şeyleri. Gideceksiniz. Biz de imkan öyle, biz çok... de öyle. Hani zaten biz de o şekilde araştırarak denk gele gele. Instagram'da orada görüp öyle şekilde. Aynen. Hani arkadaşlarla o şekilde biraz zamanla yaşaya zaten alışıyorsunuz şehre ama bence İzmir güzel bir şehir. Geldiğinize pişman olmazsınız. Öneriyor musun diye o zaman İzmir'e kesinlikle olarak. İzmir'de yaşamayı öneriyorum. Yani
herkesin... İzmir'de okumak. İzmir'de okumayı da kesinlikle öneriyorum. Tam bir öğrenci şehri, 10'da 10 güzel bir şehir. Bence de. Genel arkadaş yarışımdan hoş geldiniz diyorum. Evet, eğitim öğretim hayatınızda başarılar. Başka umarım video faydalı şey olmuştur. Umarım olmuştur. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim kanalımda ağırladığı için. Arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Daha ne kadar ne videolar istersiniz, ne hakkında konuşmamızı istersiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videonun bu dakikasını izleyenlere selam olsun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bye bye. 15 dakikaya iner mi bu video?